İsrail katliamlarına maruz kalan Gazze'ye Türkiye Diyanet Vakfı 7 Ekim'den bu yana 2 milyon dolara aşkın yardım ulaştırdı. Rakamları Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan açıkladı. Vakıf 2023 yılında asrın felaketinden etkilenen 10 milyon depremzedeye de doğrudan ulaştı. Vekalette kurban organizasyonundaysa rekor bir bağış yapıldı. Bakın, geride bırakmaya hazırlandığımız yılda Türkiye Diyanet Vakfı'nın organizasyonu ve hayırseverlerin desteğiyle hangi yardım çalışmaları yapılmış? Bugüne kadar biz aşağı yukarı 2 milyon dolarlık bir yardımı Gazze'ye ulaştırdık. Türkiye Diyanet Vakfı, İsrail'in soykırım yaptığı mazlum Gazze'ye 2 milyon dolara aşkın yardım ulaştırdı. Yardımların nasıl ulaştığını Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, 2023 yılı bilgilendirme toplantısında anlattı. Bu ya Gazze'de bizatihi alım kanalıyla oldu. Bizim orada partilerimiz vardı, Selam Derneği. Onlar vasıtasıyla alımları yaptık, dağıttık. Ya Mısır'dan alımlar yaptık, intikallerini sağladık. Yahut da AFAD'ımızla beraber gemilerle bu intikalleri sağlamış olduk. Türkiye Diyanet Vakfı, 11 ili doğrudan etkileyen 50 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği asrın felaketinde de sahadaydı. İlk andan itibaren depremzedelerin yanına koştu. Milletimiz bize 1684 tır, 439 kamyonet yardım, gıda maddesi, elbise, hijyen, sağlık malzemesi, insani ihtiyaç malzemeleri olmak üzere emanet ettiler ve biz de mahalline ulaştırdık. Depremzedelerin barınması için 3678 adet konteyner kuruldu. Vakıf depremden etkilenen 10 milyon insana doğrudan ulaştı, yaraları sardı. Bugüne kadar afet bölgesinde 8 milyon insana bir şekilde ulaştık. Ramazan'la beraber bu rakamı biz 10 milyonun üzerine çıkardık. Vekaletle kurban organizasyonuyla da mazlumlar sevindirildi. Bu bağlamda Türkiye Diyanet Vakfı'na rekor bir bağış yapıldı. Öyle ki rakamları İzani Turan bir güven patlaması olarak nitelendirdi. Milletimiz bize 745.535 hisse kurbanı emanet etti. Bu bütün zamanların güven patlamasıydı. Ben öyle diyorum. Milletimizin bize olan itimadının zirve yapmasıydı. Şükürler olsun. Ne yaptık? 34.667.000 insanın evinde aş oldu, sofrasında yemek oldu bu. Bir damla hayat projesiyle suya muhtaç milyonlarca insanın susuzluğu giderildi. Sadece 2023 yılında 1.525.000 insana temiz su ulaştırmış olduk. Bugüne kadar Türkiye Diyanet Vakfı 1300 küsür su kuyusu, en az 15-20 tane musluğu olan vakıf çeşmesinden bahsediyorum. Bu çeşmelerden 10 milyon civarında suya hasret insanların suya kavuştuğunu memnuniyetle, mutlulukla paylaşmış olduk. 2023'te 48.506 öğrenciye de burs ve eğitim yardımı yapıldı. 4.435 yetim vakfın himayesinde hayatlarına devam ediyor.